Merhaba. Hayır, benim kasetim. Unuttum. Hadi ya. Şaka yaptım. Al işte burada. Teşekkürler. Teoman mı dinliyorsun? Sevmez misin? Teoman Ferit'in eski sevgilisini ayarlamıştı da. Suzi. Ne var? Ne yapıyorsunuz bakalım? Ferit bana araba kullanmayı öğretecek. Aa, süper. Bana da öğretirsin değil mi Ferit? Hiç heveslenme öğretmeyeceğim. Ya ne olur lütfen. Sen önce bir 18 yaşını doldur da. Birkaç ay sonra dolduruyorum. Önceden çalışmış oluruz işte. Sen önce bir babandan izin al. Orası kolay. Sen yeter ki evet de. Babacığım, senden bir şey rica edebilir miyim? Söyle bakalım. Ne istiyorsun yine? Biliyorsun, birkaç ay sonra 18'ime gireceğim. Bana araba kullanmayı öğretir misin? İşlerim var kızım. Eğer vakit bulursam öğretirim. Ya babişko, hep böyle yapıyorsun. Hiç ilgilenmiyorsun benimle. Kızım, koskoca bir alayı yönetiyorum. Ne yapayım? Herkese babası öğretiyor. Ben kimden öğreneceğim? Çocukken de hep böyle yapardım. Nöbetin olurdu. Göreve giderdim. Gelmezdi. Allah Allah. Böyle konuşup da üzme beni kızım. Ben de üzülüyorum. Benim duygularımın hiç mi önemi yok? Herkes ehliyet alacak. Ben eksik kalacağım. Tamam kızım, tamam. Buluruz öğretecek birini. Aslında birisi var. Levent Stemen'in postası Ferit. Yo. Askeri böyle şahsi işlerimde kullanamam. Ferit mesaiden sonra hafta sonları falan öğretirim diyor. Hem Melek hemşire de benimle birlikte öğrenecekmiş. Nasıl olacakmış bu iş? Babişko, ya sen öğret ya Ferit öğret. Tamam, ben Ferit'le konuşurum. Aslan babacığım benim. Selam. Selam. Bu ne? Topuklu ayakkabıyla araba mı kullanacaksın? Aman bir şey olmaz. Hafif topuklu zaten. Yeni aldım baksana. Çok güzel değil mi? Yakışmış. Sağ ol. Selam. Merhaba. Merhaba. Öğrencilerin de tamam Ferit. Ne o? Sen de mi Ferit'tekin özel ehliyet kursuna geldin? Sen başına yeterince iş açmışsın zaten. Ben eksik kalayım. Kendi istedi, gönüllü. Vallahi bir zamanlar babam da bana öğretmeye kalkmıştı. Daha arabayı çalıştırmaya başlamadan kavga etmeye başladık. Daha sonra kursta öğrendim zaten. Vallahi o Nedim amcanın problemiymiş. Ben bu işte iyiyim. Yani en azından kendime güveniyorum. Babam geliyor. Kıymetli arabasını vermeye nasıl ikna oldu bilmiyorum vallahi. Ferit var diye vermiştir. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bir şeyler öğrenebildiniz mi? Öğreneceğiz inşallah albayım. Araban gelirse öğreneceğiz babişko. Arabayı almaya Mustafa'yı gönderdim. Serviste de bir cila attırdım. Pırıl pırıl oldu. Aman baba ya. Duyan da senin döküntü Ninja'nın Ferrari sanacak. Sen ne anlarsın arabadan? O arabanın her parçası orijinal. Tek çizik yok. Otoparktan çıkarmazsan çizilmez tabii. Çok teşekkürler albayım. Ehliyeti alınca gezeriz artık. Tamam. Siz öğrenin, bakarız. Ferit oğlum, çok dikkatli ol. Sana emanet. Merak etmeyin komutanım. Suzi Hanım da Melek hemşire de bana emanet ver. Tabii. Ama arabama da dikkat et ha. Emredersiniz komutanım. Bak nasıl kullanıyor arabamı. Mustafa, dikkat et arabaya. Mustafa dikkat et. Kızım bu muydu babanın ninjası? Ninja kaplumbağa valla. Çok güzel ama ya. Yürü yürü. Var mı canım sizi? Bekle, sanki doğuştan rallici. Yürüme Suzi. Yavaş. Suzi ayağını debriyajdan yavaşça kaldı. Debriyaj hangisi? Bu. Gördün mü? Daha 5 dakika oldu. Söylenmeye başladı. Erkek milleti değil mi? Hepsi aynı. Ay bu çocuk böyle değildi. Niyeyse birden böyle bir asabileşti. Yavaş kaldır debriyajdan ayağını diyorum Suzi ya. Yavaş ya. Yavaştan anladın ne Suzi? Ay bağırma. Panik oluyorum. Melek sen devam et. Ben çok yoruldum.
Keşke sinirlerini falan aldırsaydın. İşin zor vallahi Ferit. Yasaklansın abicim. Kadınlar araba kullanmasın ya. Hayır, arabaya bir şey olacak, albay beni yakacak. Ha şöyle ya. Sürücü dediğin önce arabayı kendine göre ayarlamalı. Aa! Ay, kızlar hiç söylemiyorsunuz. Bak rimelim dağılmış. Ya makyaj aynası mı bu ya? Ha, makyaj aynası mı bu? Arkayı göreceksin bununla. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Üstüne gitme Ferit. O da olur. Şuradan babamın CD'lerine baksana. Gerçi hepsi Nuh'un evinden kalmadır ama olsun.